Kuzuları aynı mekanda buluşturabildik. Evet. Basın mensuplarıyla evet. Sanatçıların aynı yerde olması. Peki evet. Türkiye'nin ilk hacker'ı geliyor arkadaşlar. Tamer Şahin alkışlarla geliyor. Alkışlarlar, kuvvetli alkışlarlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamer'cim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Aslında enteresan da bir durum. Türkiye'nin ilk hacker'ı diye büyük bir gururla alkışlattık da yani arkadaşlara. Sen hiç alkışlandın mı böyle bir yani yerlerde? Hani? Olumsuz yansıtmaya karşın özellikle o porno resim koyan arkadaşı tanımıyorum yani. Evet, seninle bir alakası yok. Ekmek fırını işletiyormuş, araştırdım ben onu. Öyle mi? Evet, Eminönü'nde ekmek fırını işletiyormuş. Evet. Onunla hiçbir alakam yok. Sen peki öyle tanıtılmaması lazım biraz daha. İlk hacker mısın gerçekten de? Ya aslında ilk hacker değil, ilk yargılanan, resmi olarak yani literatüre geçen hacker'ım. Daha yaşlı olması gerekmiyor mu? Daha şişman ve olmam da söylemiştim. Sende bir evet. Kalıplaşmış bir hacker tipim var yani. Var ama var yani gerçekten biraz var. Biraz gözlükte hafif kamburu çıkıyor. Böyle gibi hacker. Böyle hacker gibi yavaş. Hocam hangi konuda yargılandınız? Neydi konu? Yani bir büyük bir konu site. Bilgisayarlardı haliyle. Yani bu yüz yani kızartıcı bir şey yoktu yani. Ama nereye çökerttin? Ay ne yaptın devletle yani? Devletle ilgili bir durum. Yok o şimdi Bill Gates'in mailbox'ına giden sen değil misin abi? Evet. Konuşsana adam bir şey soruyor. Abi konuşuyorum da onu sormuyor ki bana. Onu başka anlasa, bir şey istiyor. O tabii daha tehlikeli bir konu olduğu için ona çok fazla girmek istemedim ben. Bill Gates'in mailbox'ına mı girdin? Evet, Bill Gates'in maillerini yayınlamıştım. Eşiyle yazışmaları, girmek bir takım ortaklarıyla konuşmaları ve bir takım proje dostlarıyla beraber. Ama ilgisini çektiği için insanların tamamen yani dünyada basınında çok yer aldı bu olay. İşte bir takım kendi sistemlerini kötülediği vesaire gibi dokümanlar sonra vardı. Sonra seni Bill Gates'le buluşturdular mı? Öpüştünüz, barıştınız mı? Onu düşündüler evet. Yani. Ben çok komik buldum onu yani. Böyle bayağı hani Bill Gates'le el ele falan. Adam ne olduğunu da farkında olmayacaktı muhtemelen. Merhaba Bill Gates, burada mektuplarını. Burada mektuplarını alın bunları geri diye. Ben bunları okudum biraz. Peki niye böyle bir şey yapıyorsun abi? Yani yengeye kardelendi işini niye merak ediyorsun Bill Gates'in? Cem Mumcu'yla görüşmek abi, ister abi merak. Tabii ki isterim, neden olmasın ya. Muhakkak şu an içeride zaten bizi izledi Cem Bey bayağı bir. Ben zaten bayağı bir gerildim böyle şu an analiz mi yapıyor acaba geldiğinden falan. Geldiğinden beri seni oturttu yerine kadar. Aslında merak edilen şey şu. Yani şu an bir teknolojiyle ilgili yeni bir şey çıkıyor. İnternet dönemi başladı, evet. Bilgisayarlar. Ama yani insan niye... Mesela bir devlet dairesinde insan o devlet dairesinde ben içinden çökerteyim şunu... diyen bir memur olur mu olmaz mı ama mesela niye insan hacker olmak ister yani aslında, neden? Aslında çökertmekle alakalı değil hackerlık. Hackerlık aslında bir şeyi kolay yoldan yapmaya çalışmaktır bilgisayar üzerinde. Bunlar çok meraklı insanlardır. Yani ben o kadar tembel bir insanım ki bir işi oturup teker teker yapmaktan öte o işi yapan bir program yazıyorum. Çok tembelim yani. Böyle bu çeşit bir tembellik ama anlatabildim mi? Senin eğitimin bilgisayar üzerine mi? Hayır. Benim akademik bir eğitimim yok, lise mezunuyum. Lise mezunuyum. Tamamen kendi merakımla yani. Zaten yani sonuçta üniversitede okutulan bir meslek değil. Daha doğrusu bir meslek değil, bir felsefe hackerlık yani. Araştırmak, sürekli bilinmeyenin peşinde koşmak. Yani hayır, aslında meslek olarak bilişim diye bir yönetim bilişim sistemleri var. Tabii ki yani sonuçta benim işim bu. Yani ben ve Türkiye'de böyle bir sektör... Onları yazmayı öğretiyorlar, sen okulda okuyorsun yani, bunun için. Şöyle ki yani ben bu konuda bir sektör oluşturmuş oldum. Yani benim yaptığım olayları, girdiğim sistemleri reklamını yaparak... Bilişim firmaları kuruldu. Güvenlik üzerine bilişim firmaları kuruldu. Daha sonra aslında bunlar firmalara giderek bakın işte şöyle bir herif var. Sizin sisteminize girebilir gibi bir pozisyon oldu. Evet. Aslında enteresan bir şey söylüyor. Yani bir anlamda da teknolojinin ilerlemesi için... Aynen öyle. Çok doğru. Siz yardımcı oluyorsunuz. Yani. Aslında bu çarkın dişlileri gibi yani. Ben açık buluyorum. O üreticiler kapatıyor. Anlatabildim mi? Bu bir döngü. Tabii bunda iyi niyetli olanlar açığı bulduğu zaman benim gibi mesela ben açığı bulduğum zaman önce üretici haber veririm. Bakın böyle bir açık var. Bu işte 100.000 şu kadar. Ben bu açıktan etkiliyor. Girmeden hani şu açığı kapattık kafana takılıyorsun. Bazen de kızıyorsun işte yani diyorsun adama adam yok kardeşim açık yok. İyi o zaman hadi yayınlıyorum diyorsun. Ondan sonra hemen ertesi günü kıyamet peki kopuyor. Peki bir şey sor. Ya da var mıydı böyle bir mesela adını söylemeden Ceyhun Yılmaz olduğunu söylemeden evet. Konuştuğun birileri oldu mu internette? Çok başarılı değilim. Çok başarılı olduğumu söyleyemem. Tamer biri isimle konuşurken. Tamer bir dakika şimdi burada. Ben faydasını gördüm 19-21 yaş arasında. Evet. Ekmeğini yedim diyebilirim ben. Tabiriyle. Ekmek olarak ele alıyorum. Ekmek yendi evet. Ama ben ten uyumundan dolayı ilişkilerin bittiği ortamdan bu ortama nasıl geldik hala onun takibinde değilim. Cem Bey aslında daha iyi açıklayabilir. Bence bilgisayar hep varken, internet hep varken doğanlarla bizim psikolojimiz aynı değil. Biz internetin olmadığı zamanlarda da yaşadık çünkü. Bir de ben özellikle konuşmanızı istediğim bir konu var. Sefa Bey ekstra bir örnektir. Neden internette tanışanlar, sevgili olanlar bunu söyleyemiyorlar ortamlarda? Bundan neden çekiniyorlar?
Biz internette daha lavabali bir ortam sonuçta, o yüzden. Ben konuşuyorum. Lavabali bir ortam diyorum. Olabilir mi? Bence bir süre sonra olmayacak. Şu anda günümüzde hala internetten korkanlar var ya. İnterneti kabul etmeyenler, gerçeği kabul etmeyenler. Sanatçılar rahatça bulunabiliyorlar. Biz bunu engelledik. Yani biraz onların kendi aralarında takılmalarını sağladık. Kapalı bir komünite diye biliyorum kapalı, ben değil mi? Kapalı olduğu için onlar rahatlar orada. Tamam, basın mensupları falan vardı. Onlar zaten hep iç içe oldukları insanlar. Ama VIP kavramı da çok geniş zaten. Facebook'u çok çekici kılan şeylerden biri de zaten istediğiniz şeyi gösterebiliyorsunuz. Resimlerinizi göstermek zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınızı göstermek zorunda değilsiniz. Facebook'ta tanımadığınız kimseden mesaj almak zorunda da değilsiniz. Facebook'ta bir enteresan durum da herhalde. Gireceğiniz başka sitelerde nick başka bir ad kullanabiliyorsunuz. Orada tabii kişisel olarak sadece bayağı deşifre oluyorsun burada yani. Ya burada sadece ad soyad olarak yer alıyorsun yani kişi olarak. Ya adı soyadın da yanlış. Hayır ama mesela senin arkadaşlarının kim olduklarını da başkaları takip ediyor. Ama işte onu kapatabiliyorsun, gösteremeyebilirsin yani. Öyle bir özellik var tabii. Hatta yani mesaj gönderilmesini bile kapatabiliyorsun. Öyle şeyler vardı. İşin garip tarafı Facebook'ta adamın sayfası. Yani istediğiniz kadar sosyalleşiyorsunuz işte. İstediğiniz kadar sosyalleşiyorsunuz. Ama mesela sayfa açıyorsun, kendi sayfanda. Senin bütün arkadaşların görülüyor mu mesela girdiği zaman? Görülüyor tabii ya. 400 kişi var, 5000 kişi bekliyormuş. 5000 kişi yürüse olay olur yani. Yani kendi sayfanı kabarık göstermek için zaten gün içindeki kendi arkadaşlarını. Ama zaten hep tanıdığın insanlar. Kendin bile açabilirsin onun ötesinde. Yani devamlı birisi olur. Hocam siz dün girdin mi dediniz?